Herkese merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bunu bilerek yapıyorum. Bazı videolarda yapmıyorum. Ya diyor ben açılışın için izliyordum falan diyor. O yüzden her açılışta bunu yapıyorum. Şimdi yine kendi çöplüğünde Öt Bakalım'ın yeni bölümünü çekmeye geldik. Acaba kime geldik? Bir tahminin var mı? Bu da ev sahibinin arabası şu anda. Ona bir hatıra bırakmak istiyorum. Çizeyim mi? Kenan beni oyar. Yemin ediyorum bu da karısının arabası. İsim vermiyorum. Az çok kime geldiğimi anlamışsınızdır da. Çizeyim mi? Ay şey yazacağım. Nezden hatıra. Aa, hediyeyi unuttum. Arabadan alıp geliyorum. Hediyemi unuttum. Kime geldiğimi anladınız az çok. Halil Söyletmez de Şeyma Eken'in evine geldim şu anda. Kapıya da fotoğraflarını asmışlar. Açıyorum. Görüşürüz. Sen niye çelik attın Murat Sakoğlu'nun evinde? Ben öyle bir Murat'ın evinde şey falan yapmış. Ay leş gibi ev falan diyorum ki bizimkine gelince ne diyecek acaba? Yok. Arkamdan ben bebekli ev. En azından sen temiz bir kızsın. Ben senin kızken kanlıyım. Hatırlıyor musun? Hosteslikten yeni ayrılmıştın. Bir tane evim vardı ya gelip kalıyordum hep. Şeyde Taksim'de, Beyoğlu'nda. Ondan öncekinde. Ataşehir civarında. 1+1'di. Aa evet. Aynen. Orada gelip kalıyordu. Bostancı'da evet. O zaman arabam yok. Gebze Harem'e bir biniyordum. Eylül'ün orada. Ben daha yeni patlamış böyle. Orada gidiyordum Eylül'e. Her neyse şimdi Eylül'ün evini gezeceğiz. 32 saatte gezeceğimizi düşünüyorum. Çünkü çok büyük ve çok değil oda ya, var. O kadar da çok değil. Büyük ya. Yani küçük küçük odalar diyeyim. Ama evet. Büyük başlayalım. Burası tabii. Giriş. Evet. Burada misafirlerimizi burada karşılıyoruz. Sonra misafirlerimizi şöyle alıyoruz. Burada temizlik eşliğinde önce ruhlarını ve kaslarını gevşetiyorlar. Çalmayı biliyor musun? Bilmiyorum. Ben de i̇şte bilmiyorum. İşte görgüsüzlük olsun diye Kenan'ı alıp böyle bence çok yuvasına koydu. Ama bunun hikayesini anlatabilirim. Neymiş? Bunun hikayesi ya Kenan çocukluğundan beri böyle bir piyanomuz olsun evde falan gibi bir hayali varmış. Bunu da bir ikinci el sitesinden satın alıyor. Bir tane adamın evinde bu piyano var. Ona da birinden kalmış. Ama yeri yok. Bir an önce elinden çıkartmak istiyor. Abi diyor kaç paradır falan filan derken adam böyle çok cüzi bir paraya al diyor götür hani senin olsun yeter ki götür. Sonra adamlar taşırken söylüyorlar abi bu piyanoyu nereden buldun falan. Meğersem çok kıymetli ve değerli bir böyle parça. Değerli bir piyanoymuş. Bizim şansımıza öyle geldi yani. Çok güzel. Yani. Sende de bir piyano vardı. Vardı aynen. Onu gönderdik. Ailecek. Çocuk ne kadar aslında ortak noktamız var. Kenan da piyano, sen de piyano. Piyano. Piyano mu piyano mu? Ne dilim de dönmedi. Burada burası bahçe katı gibi. Burası Kenan'ın hobi odası diyeyim ben. Böyle bir aynı zamanda işte ekipmanlarımız Kenan'ın pul falan. Koleksiyonu. Kenan'ın pul koleksiyonu buralar. Gel bak buradaki aksesuarlara. Çok güzel. Ya bu koltukları falan hep ikinci el aldık mesela. Bir şey değil mi? Aa, çok güzel. Ona göre tasarladık ettik. Ya çok şey pahalı sıfır koltuklar. Sıfır pahalı. Böyle büyük evse biraz da böyle tutumlu olmaya çalışan bir katı çok olarak. Güzel. Ama hani güzel uyduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Bence yani güzel olmuş. Gibi. PlayStation falan oynuyor burada. Ha işte. Maç falan izliyorlar. Erkek. Bunlar meşhur bir ressamın eseri. Eserleri. Ama tabii biz ona biraz sansür... He o yaprakları siz mi koydunuz? Evet. Ben bilerek öyle zannettim. Yok. Eve dedik çoluk çocuk giriyor yani. O kadar güzel. Da sanatçı ruhlu olmayalım diye sansürledik oraları. Güzel, beğendim. Bu da aynı ressamın eseri değil mi? Seviyorum yani güzel. Buranın eserlerini. Burada da bir bilardo var. Ay ben bilardo oynamayı çok seviyorum ya. Bunu da ikinci el aldık. Çok buraya. Güzel. Bir tane adam çocuğunu bilardo salonuna almamışlar yaşı küçük diye. Çocuğu da çok böyle bilardo oynama hevesi varmış. Adam oğluna yaptırmış bunu. Sonra yaşı vay büyüyünce be, ne babalar var. Elden çıkarmak istemiş. Onu da aldık buraya. Bence koyduk. Çok aslında güzel olmuş. Oturdu yani kendine. Gerçekten oturdu. Sen çok çabuk sürede dizdin bir de evi ya. Bana aa, öyle geldi. Yani biraz böyle kendi
eşyalarımız da vardı. Evet. Dışarıdan da bir şeyler ayakkabılık aldık. Ayakkabılık mı? Yani ayakkabılık. Montu bakacağım içine. Merak ediyor musun? Bana merak ediyor musun? Bakacağım mı deme. Ha. Tamam. Montlar. Bayağı geniş içi. Sonra seninki kadar olmasın da. Ya işte benim en sevdiğim renk. Yeşil ve kahve tonları. Çok güzel. Burası da evet. Benim burayı da ben kendim tasarladım. Çok böyle güzel. Şu şey seviyorum. Koyu renk seviyorum ben evde ya. Benim oturma odasına aldığım koltuk da yeşil ama nubuk kumaş. Kadife değil ama gerçekten kadife çok farklı duruyor. Çok güzel duruyor. Değil mi? Çok ama güzel. Çok kir tutuyor. Tavsiye ederim. Bizimki yani. Biraz büyüklü ev, çocuklu ev falan filan dedik diye. Bak ay, bak. Kedi gelmiş. Yağmur yağdığı bak, için dışarı şey, çıkmıyoruz kedi. Ama burada da böyle bir kedimiz havuz var. Var. Kedi var. Burada da Keo var. Ama bu nerede? Nereye gidecek? Niye bana öyle bakıyor? Bu ev alta doğru mu gidiyor? Ben anlamadım. Evet, aşağıda göstereyim size. Gelin. Daha üst katı var mı? Var. Ana. Ama her kat böyle bu kadar. Yani küçük küçük katlar. Burası evimizin spa salonu diyeyim. Spa. Maskelerim var burada. Fenomenler kazanıyor ya. Ben daha göstermeye başlamadım. Ben o yüzden ev almıyorum. Ben kazanamıyorum arkadaşlar. Biz kiralık. Ama şaka mı? Hayır. Eylül zaten ben eskiden beri tanıyorum. Zaten hem varlıklı bir ailenin kızıydı hem de yaptığı iş hostes ya. Özel jet hostes. Hostesler ne kadar maaş oluyor? Yani dudağımız uçukluyordu kaç sene önce biliyorsunuz. Sauna mı? Her saunanın başına gelen. Ana. Bizimkinin de başına geldi. Girmiyorsunuzdur o. Böyle ardiye gibi kaldı yani. Boşaltırsın. Her evdeki sauna böyle değil midir? Bir hevesle böyle yaptırılır. Vallahi biz de sauna. Burası senin gelin hamamını yapacağımız yer. Ay sonra. Çok güzel. Bir gün evlenmek istersen olur da. Çok güzel. Bunlar Çin'i diye geçiyor bu arada. Çin'de pahalı özel oluyorlar. Olarak getirttik falan. Çok güzel. Biz taşındığımızda bunların hepsi vardı ama. Tövbeler olsun ya. Daha da iniyoruz aşağı. Asansör yok mu? Yok vallahi ya. Burası da yine Kenan'ın spor salonu. Bu arada Kenan bugün biraz toplantıları falan olduğu için bize eşlik edemedi. Biz de dedik kız kıza gezeriz boşver. Güzel burası spor odası. Burası? Burası yardımcımızın odası. Yardımcının odası. Şey yapmayalım. Mahremine girmeyelim. Mahrem. Artık çıkamıyorum. Çok yoruldum. Ben böyle çıkarım evde merdivenleri. Burası. Aslında Kenan'ın hobi odası var ya. Orası mutfakmış. Yani diğer evlerin orijinalinde orası mutfak. Ama sahibimiz buraya mutfak yaptırmış. Burası daha güzel. Tam aha. Bir mutfak yani. Gel yani bu tarafa bak. Bir odalı mutfak değil mi? Güzel. Akşamları ve bak kısır baş köşeden hiç eksilmez. Senin için özel olarak hazırladım. Kısır seviyorsun diye umdum. Severim. Hı? Çok güzel. Burayı da beğendim. Eylül temizsin ha. Bakın baş köşede size kimi göstereceğim. Kaynana. Baş köşede kaynana. Burada da Keo var. Ay ben senin ağacını yerim. Senin ağacını yerim. Ya gel ben seni götüreyim. Bunlar sana bakmasın ya. Ben bakayım sana. Hadi gel. Bak konuşmaya da başladı. Dillidir derler. Ödümü kopardı. Bir de şey hayvanlı evde bebek daha iyi oluyormuş. Bağışıklık sistemi evet. Güçlü oluyormuş değil mi? Kesinlikle. Ben de kız kardeşime şey diyorum ikinciye hamile kalacak ya. Kedi alalım diyorum. Daha bebek sağlıklı oluyormuş. Kardeşin ikinciyi yapacak sen halen evlenme. Bak. Ne güzel damla. Ay bitmiyor kaç katlı burası? Burada yani 7 kat var ama yarım yarım katlar öyle çok şey değil. Burası banyo. Banyo. Öyle klasik. Ben burayı çok beğenmiyorum ama ya. Niye beğenmiyorsun ben sana söyleyeyim. Kırmızılığından da değil duşakabin de var ya. Ben yerden olsa. Evet. Ya ben, kırmızı çok bir kırmızı beyaz. Hani banyo konseptinde çok cafcaflı geliyor bana bilmiyorum. Ben sevdim vallahi güzel. Bakın size kuzumun odasını göstereyim. Evet. Alex'in odasına geldik. Böyle. Bir şey diyeyim mi? Mis gibi kokuyor. Bebek kokuyor. Ay parfümü bu da. Bebeğimin parfümleri bu Tara. O küçük saçları bunu sarıyorum falan. Çok. Bak bebeğin odası da düzenli anladın mı? Çok güzel. Bir evde düzen varsa o evde huzur vardır arkadaşlar. Kesinlikle. Temizlik önemli. Ağlayacağım şimdi. Ben senin kızlığını biliyorum ya. Haksızlığın ya. Şu an bu oda
bu evin en güzel odası, en güzel kokan odası. O kadar söylüyorum. Güzel. Burası misafir yatak odası. Güzel. Bu odayı giyinme odası yapsam bu sefer misafir odası olmayacak. Evet. Misafir geldiğinde nerede? Koltukta mı yatıracağız yani? O mantıkla benim giyinme odam yok. Aslında burası misafir geldik mi? İşte ben geldiğimde burada kalırım. Kesinlikle. İnşallah bir gün. Burası? Burası işte giyinme odam. Dur böyle bakayım. Çok küçük bir odaydı. Aynen. Aydınlıkta da görülmese de olur. Güzel. Evet, çok yüksek bir de. Çok yüksek ama küçük bir yer yani böyle. Sadece dolap sığdı içine. Ben istemez miydim şöyle ayakkabılarım boy boy, saatlerim boy boy dizilsin falan. Hoş o kadar hep saatim, ayakkabım yok ama. Son kat mı artık? Burası da son kat. Yeter. Burası da bizim yatak odamız. Şöyle böyle bir... Yatak odam da bayağı geniş. Evet, yatak odası geniş. Ben seviyorum yatak odamızı. Şuraya da bir dolap olabilirdi ama burayı Kenan... Buraya niye yok biliyor musun? Şundan dolayı buraya projeksiyonla komple duvara film yansıtıyor. Akşam hani bebeğin yatağı var yine burada. Aynen. Alex'le yanımızda kitaplar, başucu kitapları. Güzel. Güzel. Yatak da çok enteresan. Bu ne? Masaj mı ne? Bu masaj koltuğu yatağı. Aynen. Buraya masaj ister misin? Bir sohbet sonu gelmiyor gibi. Önce bir masaj, sonra dayak, sonra kapıya. Bunun dolaplarının içi var. Yani değişik bir yatak. Dolap içleri var, gizli gözleri falan var. Evet, Kenan göstermiş de hikayelerde biliyorum çünkü. Müzik falan çıkıyor yatağın bir başından. Çok güzel. Ömür Aksalar burada yaşarım yani. En çok güzel. Şey. Ayak yıkama küveti bile var. Yurt dışına çıkınca hani hangisine tuvaletim yapacağım diye karıştırıyoruz ya. Çok sevmemiz bahis oluyor. Bu sence ne işe yarıyor? Hayır abi, burada tuvaletini yapıyorsun. Çıkıp ayağını mı yıkayıp gidiyorsun buradan? Ne yapıyorsun? Hakikaten bir işlemini biliyorsan anlatır mısın? Ben biliyorum da anlatsam mı acaba? Ne? Bu zengin kışlar için özel imal edilmiş. Tamam yani orada işiyorsun, orada yıkıyorsun. Tabii. Normalde burada taharet musluğu var ama taharet musluğundan su soğuk geliyor. He. Ama burada öyle değil. Sıcak su özel. Tamam var. Sen burada yapıyorsun tuvaletini. Buraya geçene, buraya damlayan ne oluyor? İşte onu düşünememişler. Burası çok seviyorum bak ben bu köşeyi. Bebek köşesi. Artık bebek çocuk köşesi. Olunca her yerde böyle köşe. Aynen. Burada altın değiştiriyorsun. Masajını, kremini, yağını. Ve banyo daha sıcak evin genelinden. Çok güzel. Çok sıcak bir ev. Yani Eylül dünyanın en soğuk ve itici insanı. Ev çok sıcak, aşırı sıcak. Evet, şimdi ikinci kısma geldik ama önce biz Eylül'le nasıl tanıştık onu anlatmak istiyorum biraz. Bu arada Kenan da tam o sırada dışarıdan toplantıdan geldi. Şimdi montajda birdenbire Kenan çıkacak çünkü ortada. Deniz arıyor. Umarım bu videoyu izlersin ve inan öyle yerlerde arıyorsun ki. Çok meşgulüz. Bak, dişçideyim, adam ağzımla önüne deniz arıyor. Karakoldayız işte, memurla konuşuyoruz. O ciddi bir şey, deniz arıyor. Tuvalettesin yine deniz arıyor. Hep İştesin deniz arıyor. Biz Eylül'le nasıl tanıştık? Vine'da tanıştık. Sonra bu arada Vine'daki bütün fenomenleri bir araya getirip birlikte bir şeyler çekmeyi ilk çıkaran kadındır kendisi. Kimsenin değil mi ya? Evet. O kadar yıl geçmiş ki unutmuşum bile ben bunu. Yani herkesi bir araya toplayıp değil mi? Türkiye'deki bu birlik çekme şeylerini kendisi çıkardı. O zaman Amerika'da bile yok değil mi? Yok. Amerika'da onlar yüzden, da yeni yeni onlar da bizden gördüler. O yüzden şöyle bir şey demek istiyorum. Ayşe, çekim yapıyorsun. Ayşe. Bizim ondan sonra Eylül'le şeye gidiyoruz. Elazığ'a söyleşiye gidiyoruz. Bir de o... Ay bir geçen gün... sana gönderdim. Ya önüme atıp duruyorlar. Eylül yakalar mısın onu? Saçlar sapsarı, iğrencim böyle. Ben değil miyim sanki? Çok çok... Kaç yıl öncesi? 7-8 sene vardır. Elazığ'a gidiyoruz. Uçaktayız. Eylül böyle bulutlara bakıyor. Düşünüyor. Nez diyor. Sen diyor tam diyor evlenilecek kızsın. Sen yakında evlenirsin. Ben de şişiyorum tabii. Ben diyor asla evlenilecek bir kız değilim. Ben diyor evde kaldım. Ben galiba evlenemeyeceğim. Ben de şişiyorum orada. Ya öyle deme Eylül, evlenirsin. Senin de bir alıcın vardır falan. O şekilde bir moddayım. Bakar mısın? Şu an geldim. Ailenin ortasına çöktüm. Alex da yukarıda uyuyor. Uyanınca tekrar bir yanına gideceğim. Kenan'la da Eylül aracılığıyla tanıştık. Olsun olsun. Düğünde tanıştık. Aynen, düğünde tanıştık. Evet, düğünde tanıştık. Ama güzel düğün değil miydi? Düğünden önce hiç görmedin mi? Yok, görmedim. Görmedim değil mi? Görmedim. Düğünde tanıştık. Hatta son bir umut Eylül beni düğüne davet ediyor. Bak diyor, çok güzel arkadaşlarım, yakışıklı arkadaşlarım gelecek. Birini bul, senin de diyor düğün işini halledelim. Bulamadın mı o kadar yakışıklı arasını? Sen oradan sonra ümidi kestin zaten. Hiç... Bir de o gece var ya, bizim düğünden gaza gelip en az böyle 3 kişi diğer 3 kişiye evlenme teklifi falan etti. O düğünden sonra. Rezillik.
Bak düşün, bütün kadınlar bekar, bütün erkekler bekar. Özellikle çağırdık. Sevgili ben olan görmedim. Çok az arkadaşımız vardı yine gelen. En son Boğaz'a karşı teknede kol bastı oynuyordum. Kameranın önünde kol bastı oynuyordum. Öyle işte. Yani ben çok yabancı gibi hissettim kendimi ya. Ben de niye öyle oldum? Bilmiyorum, hiç benimle konuşmuyorlar. Farkında mısınız? Sen sonradan geldin çünkü yırtık dondan çıkar gibi. Ama şimdi bunlar da eşlik edebilirsin. Normalde sosyal medyada 7 senedir var isen başarılısın benim için. Teşekkür ederim. Çünkü hala içerik üretiyorsan, TV olsun, oyunculuk olsun, diziler olsun ki bunlar yetişebildiği kadarı bu kızın. Belki yetişebilse daha farklı projelerle bile çıkacak. Ama bir yandan aileydi, çocuktu, kendi firması, markası var Keolitik. Sonra parayı hallederiz. Kendi markası. Reklamışı geliyor. Bunlara yetişiyor. Belki bunlar olmasa daha başka şeylerle de gelecek karşımıza. Yani uzaya giden, elimizden Türkiye'den gelince. Uzaya bir füze gitse Eylül ilk içinde olur. O kadar atılgan bir kız biliyor. Kızlarını nasıl biliyorum kız ben. Nasıl kız kızı övüyorlar? Neden Türk çocuğa Alex koydunuz? Bu arada Alex, yurt dışındaki isimleri nereden koyuyorlar? Mesela Türkiye'de genelde işte Kur'an'dan koyuluyor ya da başka bir şeylerden koyuluyor. İncil'den koyuyor. İncil'den geçiyor, okey. Ya da bizim gibi mesela atıyorum. Anlamı olan isimler de var. Bir anlamı olması yeterli. Hoş, ben onunla Alex ne demek? Alex İskender aslında. Alexander diye şey. Tabii bu İspanyolca da veya işte atıyorum Portekiz'de Alejandro falan diye değişiyor. Ben Fenerbahçeliyim. Bir Alex koymak istedim. Bu arada da şöyle bir şey var. Neden Türkçe isim koymadınız diyenlerin isimlerinin birçoğu Arapça. Öyle bir evet. Gerçek var. Evet. Çoğunda anlam yok. Kendisi de kocası da itici. Ne iş yaptıklarını bilen var mı görmeye tahammül edemiyorum. Süper. Öncelikle Eylül değindi mi bilmiyorum da ben buraya geldiğimiz için bir video çekmiştim. Annemin tepkisini. Yani Alex ilk gördüğünde falan şey yazmışlar. İşte 2 yıl önce 5 lira için ajitasyon yapan tipler. Şimdi villada oturuyor falan yazmışlar da. Arkadaşlar biz önceden de varlıklıydık. Hani biz bir kere iflas ettik. O kadar. Eylül'ün babası pilot. Ben yani söyledim kadar, bunu. Ne kadar para kazandığını. Eylül'ün ailesi zaten havuzlu bir villada yaşıyordu yani. Tarzından yani 7 sene önce. Biz sadece... Zaten villadaydı. Ya beni utandırmayın. Hayır. Lütfen. İşi sebebiyle özel jet hostesi olduğu için hostesi yani. Ne? Özel jet hostesi olduğu Allah Eylül özel jet hostesi olduğu için ve havaalanına yakın bir yerde oturması gerektiği için kız bekardı. 1+1 evini tutup iş yerine gidip geliyordu. Hani villadan villaya geçti bu kız zaten. Nasıl yani. Bir sonradan görmelik oluyor ben anlamadım. Ben de anlamadım. Öyle mi demişler? Sonradan evet, görmelik evet, evet, öyle yazmışlar. Ne iş yaptığınızı hayır, bilmiyorum. Hayır, görmeye tahammül edemiyorum görmeye demişler. Tahammül edemiyorum. Acaba bilinçaltı mı? Hayır. Kenan dedi ya hayır. Daha diyor hani 5 lira için ağlıyordular evet. Şimdi de villada oturuyorlar hani demişler ya. Hani aynı öyle de olmuş olabilir. Sonradan da görmüş çalışıp olabilir. Çalışıp kazandık gördük, kardeşim. Gördük sen de sonradan gör. Sana görme diyen mi var? Sonradan gördük ne oldu? Türk milletinin salaklığı bunlara da prim veriyorlar. Zaten bu herkese gelen bir şey. Ve sen de veriyorsun satır. Oraya onu yazarak. Böyle de bir şey var yani. Ben sen mi? Beni konuşuyorsan demek ki sen veriyorsun bunu primi. Bir de niye yani? Neden kendi hayatınıza bakıp da ilerlemeyi tercih etmiyorsun? Ya bir sözü var yani benim hakkımda ne düşünüyorsan Allah 1000 katını 100 katını versin sana diye. İşte o yüzden benim hakkımda kötü düşündüğün için bir şey yapamıyorsun. Yani aşağılamak, bizi aşağılamak seni yüceltmiyor maalesef. Kesinlikle. Sen hala olduğun yerde duruyorsun. Bu da Eylül'e gelmiş. Biraz yaşının kadını olsa keşke, kendini rezil ediyor, haberi yok. Yani bu da yani. He, bana da her gün gelen mesaj. Rezil, kendini rezil ediyorsun. Kendini şey rezil ediyorsun. Niye? Niye yaşın? Niye yani yaşın kadı nasıl oluyor pardon? Ben kendimi 20 yaşında yani. Hissediyorum. İçim geçmiş bir vaziyette şurada kenarda mı oturuyor? Örgü mü örsün? Şiş alıp örgü mü örsün lan? Ya onu da yapabilir. Bu insanların kendi tercihi ve yani bence abi insan hissettiği şeyi yaşamalı ya. Diyorlar ya hani ruhun yaşı önemli. Evet abi biz, ben kendimi çocuk gibi hissediyorum. Hiçbir zaman olduğunu hissetmedim. Ben de kendimi çocuk gibi hissediyorum. Ben de düşünüyorum biliyor musun? Bak insanlar kendilerini gerçekten olmak istedikleri gibi yaşayamadıkları için yaşayabilen insanlara haset ettiklerini düşünüyorum. Ben de öyle geçen gün bir niye tane yani kadın böyle bir yorum yaparsın yoksa mesaj atmış da onu size söyleyeyim. Şey yazmış. Sizi hiç sevmiyordum. Sizden gerçekten nefret ediyordum. Ama sonra durdum ve düşündüm. Şunu söyledim kendime diyor. Ben bunları eşimle yapabilir miydim? Hayır yapamazdım dedi. Ve sadece sizi kıskandığım için size çamur attığımı fark ettim dedi. Ben de üzülmeyin umarım mutlu olursunuz yazdım. Hayat yaşamaya evet. Ve yaşadıkça ve paylaştıkça ve sevdikçe falan diye. Ama öyle birbirine uygun çift insanların birbirini bulması o kadar zor. Bana
diyorsun mesela hani güzelsin, niye bulmuyorsun sevgili evini? Güzellikle çok da bir şey değil onun yani. Onunla alakası yok da hani illaki hep öyle derler ya, ay ne güzel kızsın, yok mu biri? Ondan yola çıkarak söylüyorum. Kafa dengi bulmak zor. Biri çıkıyor karşına, sosyal medya olmasın. Niye? Ailem kabul etmez. Allah Allah. Ailesiyle mi dönüyormuş? Ben mesela bu zihniyetteki biriyle zaten bir yola çıkamam. Çünkü ben sosyal medyada kötü bir şey yapmıyorum. Dışarıda yaşadığım hayat neyse onu oraya yansıyorum. O bence kesinlikle senin göz önünde olmanı kaldırabilecek bir insan değil. Yani onun kompleksiyle. Aynen. Ben o yüzden hani benim işime saygı duymayan biriyle de zaten olmam. Zaten olması da gerekmiyor biliyor musunuz? Doğru insan olmadığı sürece illa hiç birinin olması gerekmiyor yani. Aynen. Tek geldik, tek de ölebiliriz yani. Nasıl tek ölmesen yine be. Bir çocuk yap ölmeden. Evet, çok güzel bir çocuk için isterim. Vallahi olmaz ya. Çocuk olunca ama farkına veriyorsun. Buradan ne anlatsak boş. Gerçekten değil mi? Çok... Nasıl bir duygu Kenan? Abi gel ifade edemiyorsun ki. Geçen gün programa konuktum. Orada da bana soruyor. Yani anlat dedi. Hiçbir zaman deneyimleyemediğim bir duygu bu. Gerçekten. Yani, ay Kenan'ı görünce şey dersin mesela. Falan böyle ya dövmeli mövmeli işte bu hayatı yaşıyordur, eğlencesindedir evet. Falan. Her ama zaman baba, baba ne? Ya bildiğim baba abi yani. Her zaman uçlarda yaşadık. Bebeğe hediyesini vereceğim. Ama uyuyor şimdi. Bakayım ne aldı. Aşkım ben bir de altın alacaktım. Kuyumcu bulamadım bu taraflarda. Hadi hadi. Hayır, Dilan'la oturmaya geleceğim ya. O zaman Allah çarpsın. Vallahi bak künye yaptıracaktım. Alex yazılı ya da bir çeyrek alacaktım. Bir şey söyleyeceğim. Yine de sorabilirsin. Evet, arabadan bir indi. Otura. İçine bir şey koymuş. Yalnız. Yalnız. İçini koymuş içine. Dün Nişantaşı'ndayken aldım. Uçurdu beni kaptan. Çok güzel. Süpermen pelerindi. Hayır yani çeyreği de takacağım ya. Yani. Onu Dilan'la gelince şey biz yapacağız. Biz böyle şeylere takılmıyoruz ki. Nasıl ona beğendin mi? Çok, çok güzel ya. Yani. Süpermen'e bayılırım. Severim beni. Çok teşekkür ederim. Batman ediyorum. Mi Süpermen mi? Süpermen evet. Abi. Ben de Süpermen. Evet, Alex uyuduğu için hediyesini başına bırakacağım ve uyandığında hediyesini açacak. Evet arkadaşlar, şimdi biz çay, kısır ve sohbet faslına geçeceğiz. Evet. O yüzden videonun sonuna geldik. Bayağı sıcak bir sohbet oldu. Kenan yine bir gömdü. Kenan son dakika yetişti. Kendini. Kenan da benim gibi ne yapsın içinde tutamıyor çocuk. Alex de uyanırsa şansına bir fotoğraf çektireceğim. Uyanmazsa da zaten videoda göreceksiniz. Küçük bebek olduğu için çok fazla çekimle yormak istemedik onu. Çok tatlı ama değil mi? Yuvarlak kafa. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aşağı kimin evine gitmemi istiyorsanız yorum olarak bırakmayı. Bir de abone olmayı unutmayın. Sıradaki kişi belli mi bu arada? Aslında bir iki kişi daha var ama evleri bitmedi. Sen gelmeden önce herkes evini yaptırıyor herkes değil mi? Ben de abajur siparişi verdim. Nez geliyor diyor. Aynen. Dilan'a falan gideceğim. O da daha yeni taşınıyor. Daha herkes taşınıyor. Bakacağız haftaya. Beni ağırladığın için de bugün. Ne demek? Çok teşekkür ederim. Niye beni kanvur gibi duruyorsun? Ne diyeyim öyle. Biz uçuyordun. Böyle bir tırmamız lazım. Ama çok yorulduk. O yüzden öpüyoruz sizi. Hoşçakalın. Bye. Kısır bol koy abla.